nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, hogy mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Tudom, hogy nekem ez könnyű mondani. Tudom, ne vágjátok mindig a képen. De csak ezért érdemes. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Merhaba. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada, bu kez de Doğu Avrupa'nın merkezi Macaristan'da karşınızdayız. Macaristan denince iki dünya savaşının en korkunç sahneleri akla gelir. Bir de 1956'da Budapeşte sokaklarını işgal eden Sovyet tanklarına karşı halkın gösterdiği kararlı direniş. Ve Macarların bağımsızlıkları için verdiği bu mücadele tarih sayfalarında hala tazeliğini koruyor. Komünist sistemin 1989'daki dağılım sürecinden etkilenen Macaristan liberal demokrasiye geçti. 2004'te de Avrupa Birliği üyesi oldu. Ancak hükümetin aldığı ekonomik kararlar halkı memnun etmedi. Hele başbakanın bir parti toplantısında halka yalan söyledik sözleri ülkede bomba etkisi yarattı. Macarlar uzun bir aradan sonra bu kez de yalan söyleyen başbakanlarına karşı sokaklara döküldü. Biz de yeniden bir kırılma noktası yaşayan Macaristan'da hem göstericilerle hem de muhalefet ve iktidar partisi temsilcileriyle görüşüp tespitlerimizi sizinle paylaşacağız. Her şey Macaristan'ın genç başbakanı 44 yaşındaki Ferenc Csurcsány'ın Mayıs ayında partisinin basına kapalı grup toplantısında yaptığı konuşmanın 4 ay sonra dışarıya sızdırılmasıyla başladı. Başbakan kabinesindeki bakanlara ve milletvekillerine "Biz bugüne kadar halka yalan söyledik" diyerek iktidarda kaldıkları süre içinde verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirmediklerini, dolayısıyla başarılı olamadıklarını itiraf ederek onlardan daha çok çalışmalarını istiyordu. Bu konuşma 17 Eylül'de kamuoyuna sızdırılınca ortalık karıştı. Halk bir anda sokaklara döküldü. Parlamento binası önünde toplanan binlerce insan kendilerine yalan söyleyen başbakanın istifa etmesini istedi. Aniden başlayan ve gelişerek büyüyen gösteriler bazı fırsatçıların provoke etmesiyle şiddete dönüştü. Göstericiler arasından çıkan bir grup devlet televizyonunu bildiri okuyacağız bahanesiyle basınca iş kontrolden çıktı. Tıpkı 1956'da Sovyetler Birliği'nin baskısına karşı Budapeşte'de aniden başlayan eylemler sırasında bildiri okumak amacıyla radyo evine giden grupla polis arasında çıkan çatışmada olduğu gibi. Ancak iki eylem arasında görünürde bir benzerlik olsa da sebep ve sonuçları açısından birbirinden çok farklı.
Çünkü biri Macaristan'ın bağımsızlığı için başlayan direniş, diğeri Avrupa Birliği üyesi Macaristan'ın ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan ve başbakanın halka yalan söyledik sözleriyle patlak veren protesto eylemi. Odamentek, fiyatalık varalı, fecvertelen. Trenlere zorla bindirilip Sovyetler Birliği'ndeki çalışma kamplarına gönderilen Macarları kurtarmak için savaştı. Budapeşte dışında demir yolunda pusuya yatmıştık. Trenleri durdurup tutsak Macarları serbest bırakıyorduk. Bu eylem sırasında çıkan çatışmalarda birçok arkadaşımızı kaybettik. Ama yüzlerce Macar gencinin de geleceğini kurtardık. Tabii ben o dönemde 14 yaşında bir kız çocuğuyum. 8. sınıftaydım. Tabii gayet iyi hatırlıyorum. Millet o gün, yani 23 Ekim 1956'da sokağa döküldü. Ve ilk ateş edilen yer Macar Radyosu buraya çok yakın. Önümüzde büyük bulvar var. O da tankların geçtiği yerlerdi. Biraz ileride gene o dönemde önemli rol oynayan bir kışla var. Tıp fakültesine bağlı hastaneler. Tam bizim karşımızda jinekoloji. Buraya bile yaralıları getirdiler. Ve can kurtaran arabaya da Sovyetlerin ateş açtığını gördük. Bizim evimizde isabet aldı. Budapest'ten eltem, 16 yaş voltam. 1956 yılında 16 yaşındaydım. Budapest'te de yaşıyordum. Ben de göstericilere katıldım. Ben meydanından parlamentoya doğru yürümeye başladık. Gençler olarak radyoda bir açıklama yapmak istiyorduk. Radyodan içeri girmemize izin vermeyen Macar komünistleri üzerimize ateş açtı. 25 Ekim'de ise parlamento meydanında toplanan halkın üzerine çevredeki binalardan ateş açılan çok sayıda insan hayatını kaybetti. Aynı anda meydana doğru ilerleyen Sovyet tanklarının ateş açmasıyla yüzlerce kişi daha öldü. Tarihinde önemli kırılma noktaları yaşayan Macaristan halkının Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği direniş, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığı için 20. yüzyılda attığı en önemli adım olarak kabul ediliyor. İşte 50 yıl önce iki kutuplu dünyada güçler arası soğuk savaşın devam ettiği bir dönemde Macar halkının Sovyet hegemonyasına karşı başkaldırısı, 34 yıl sonra 1989'da bu kez de komünist sistemi yıkmak için tekrarlandı. 1988'in sonlarında Komünist Parti içindeki eylemcilerle bazı bürokrat ve aydınlar Batı tarzı demokrasiye geçiş için kamuoyu yarattı. Kısa zamanda halkın desteğini kazanan bu talepler sokaklarda gösteriye dönüştü. Sonunda meclis halkın demokrasi isteğini kabul ederek çok partili sisteme geçildi. Macar Komünist Partisi ise Sosyalist Parti olarak yoluna devam etme kararı aldı. Ve Sovyet askerleri de 1991 Haziran'ında Macaristan topraklarından tamamen çekildi. Böylece Macarlar 1956'daki direnişi bağımsızlık, 1989'daki mücadeleyi demokrasi için verdi. 2006'daki sokak eylemlerini de ekonomik bağımsızlığı için yapmış oldu. Aynen 1989 yılını yaşıyoruz. 16 yıl sonra Macaristan Sosyalist Partisi ile Sosyalist Demokratik Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin istifa etmesini istiyoruz. Ben buradaki grubun sözcüsüyüm. Halkımızın desteğiyle amacımıza ulaşacağız. Kültürümüzü ve geleneklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Elektrik mühendisi olan babam 1956'da Sovyet askerleri tarafından öldürüldü. Onun intikamını almak ve bu kez de ekonomik bağımsızlığa erişmek istiyorum.
Çünkü bu hükümet Macar halkının rahat yaşamasını engelliyor. Macarların 50 yıl önce canları pahasına verdikleri mücadele hala tüm insanların belleklerinde tazeliğini koruyor. Peki Macarları o dönemde patlama noktasına getiren sebepler neydi? Birinci Dünya Savaşı'nda topraklarının yaklaşık %71'ini, nüfusununsa %66'sını kaybeden Macaristan'ın, İkinci Dünya Savaşı başladığında kaybettiği topraklarını geri almak amacıyla Nazi Almanyası ile kurduğu ittifak ona pahalıya mal oldu. Çünkü 18 Mart 1944'te Macaristan'ı tamamen işgal eden Hitler bu ülkedeki en acımasız Yahudi avını başlattı. Sadece bu dönem içinde 60 bin kişi Avusturya sınırına siper kazmaya gönderilirken 70 binden fazla Yahudi de gettolara kapatıldı. Nazi zulmünden kaçmayı başaran on binlerce kişi de komşu ülkelere sığındı. Naziler İçeride halka karşı böylesine ağır operasyonlar düzenlerken savaş da bütün şiddetiyle devam ediyordu. Bir yıl boyunca Macaristan'ı kuşatma altında tutan Sovyet birlikleri 1945'in Nisan ayında ağır çarpışmalar sonucu ülkeyi ele geçirdi. Savaşın acımasız ortamında binlerce insan ya öldü ya da yaralandı. Almanlar çekilirken ülkedeki bütün köprüleri havaya uçurdu. Kamu binalarının tamamı hasar gördü. Sadece Budapeşte de 30 binden fazla ev harabeye döndü. Macaristan Nazi zulmünden kurtulmuştu ama bu kez de yeni bir zulümle karşı karşıyaydı. Diktatör rejimlerin ismi değişse de yaptıkları aynıydı. O güne kadar neler oldu da insanlar birdenbire patlama noktasına geldi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin amacı Macaristan'ı tamamen uydusu haline getirmekti. Halkın özgür iradesiyle seçimleri kazanan partinin hükümet olmasına tahammül edemediler. Bu yüzden birçok milletvekilini kaçırıp Sovyetler Birliği'ne götürdüler. Baskılarını her alanda arttırdılar. Birçok insanı tutuklayıp hapse attılar. Bazılarını işkencelerden geçirip öldürdüler. Birçoğunu da Sibirya'ya çalışma kamplarına götürdüler. Bunlar sebeplerden birkaçıydı. Kısa sürede Macaristan'a hakim olan Sovyetler Birliği, kendisi için tehlike gördüğü ve aralarında siyasi liderlerin, eski bakanların, milletvekillerinin, büyükelçilerin, ordu görevlilerinin, rahiplerin, öğretmenlerin bulunduğu binlerce insanı çalışma kamplarına gönderdi. Maden ocaklarında, demiryolu ve baraj inşaatlarında günde 12 saat aralıksız çalıştırılanların çoğu ağır şartlara, açlığa ve soğuğa dayanamayarak öldü. Sovyetlerin Macaristan ve diğer ülkelerden toplayıp Gulag adını verdikleri kamplara kapattıkları insanlardan ölenlerin sayısı 2 yılda milyonlara ulaştı. Yıllar geçtikçe daha da sertleşen komünist rejim insanların ülke dışına çıkışlarını yasakladı. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini durdurdu. Parti görüşüne ters düşen fikirler hemen yok edildi. Anayasa değiştirilerek devletin adı Macaristan Halk Cumhuriyeti olarak ilan edildi. Komünist rejimin yönettiği ekonomi kısa sürede iflas edince yokluk başladı. Sovyetlerin Macaristan'da demokrasiyi ortadan kaldırma çabaları 1947-48 yıllarına rastlar. Macaristan Komünist Partisi
Moskova'dan aldığı emri yerine getirmek için halkının düşüncelerini ve hayallerini alt üst etti. Orta ve yüksek düzeydeki bütün yöneticileri görevinden alıp yerlerine kendi yandaşlarını getirdi. Topraklar devletleştirildi. Aile yapısını bozan politikaları devreye soktu. İnsanları köle gibi zorla çalıştırdı. Halk açlık çekerken parti üyeleri istediğini bulabildi. Çocuklar anaokulundan itibaren askeri disiplinle eğitildi. Macaristan Milli Marşı yerine Sovyet Milli Marşı okundu. Ülkenin milli bayramları bile değiştirildi. Kilise ve dini ayinler yasaklandı. Birçok rahip, papaz, keşiş ve haham ya tutuklandı ya da ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı. Macaristan artık ismi değişen ama görevleri değişmeyen istihbarat ve polis organları aracılığıyla yönetildi. Devlet Güvenlik Otoritesi adı verilen kurum, 9 bin çalışanı ve 41 bin ajanıyla kayıtlı 1 milyon 300 bin düşmana karşı sürekli mücadele verdi. O karanlık dönemi en iyi biçimde anlatan belgeler şimdi Budapeşte'de de bulunan müzede insanlığa birer ibret belgesi olarak sergileniyor. Hem Naziler hem de Sovyetler döneminde en önemli istihbarat ve sorgulama merkezi olarak kullanılan Andraşi Caddesi'ndeki 60 numaralı bina, binlerce işkencenin ve ölümün tanığı. Ne garip değil mi? Farklı söylemler ve vaatlerle iktidarı ele geçiren diktatör rejimleri aynı yöntemlerle aynı baskıları uyguluyor. Kendilerine karşı olduğuna inandıkları insanları gözlerini kırpmadan akıl almaz işkencelerden geçiriyor. Kısacası rejimlerin sadece isimleri değişiyor ama yaptıkları birbirini tamamlıyor. Bir fotoğrafın kopyası gibi. Burası daha önce Naziler, sonra da Sovyetler tarafından kullanıldı. Sovyetler Birliği Macaristan'a ayak basar basmaz komünist rejime karşı gelenleri sorguladığı ve en ağır cezalara çarptırdığı önemli bir merkezdi. 1956'daki direniş sonrasında 3 ay kapalı kaldı ama tekrar açıldı. Ve 1989'a kadar faaliyetine devam etti. 1947'den beri en ağır işkencelerin gerçekleştiği, binlerce insana idam fermanının verildiği bir yer. Bugün gidip gezdiğinizde, o günlerin belgelerine baktığınızda onları canlı yaşıyor gibi oluyorsunuz. Adı terör evi konan ve Nazilerle komünistlerin kullandığı 60 numaralı sorgulama merkezinde insan kendini tarihin kara sayfalarına geçen iki diktatör rejiminin tam ortasında buluyor. Duvarlardaki fotoğraflar, işkence aletleri, hücreler, sorgu odaları, mahkeme salonları ve insanları ölüme gönderen düzmece iddianamelerle dolu dosyalar. Ekranlarda yine o günlere ait yürek burkan görüntüler ve ölüme gönderilenlerin duvardaki fotoğraflarının yerdeki yağ tabakasına yansıyan iz düşünü. Düşünün, önce Naziler Macarları Sovyetlerden koruma bahanesiyle ülkeyi işgal ediyor. Ama insanları en ağır işkencelerden geçirip ölüm kamplarına gönderiyor. Ardından Sovyetler
Halkı Nazilerden korumak için geliyor ancak değişen bir şey olmuyor. Yine akıl almaz işkenceler, yine çalışma kampları, yine ölüm. İkisi de aynı merkezde aynı yöntemleri kullanıyor. Aynı sandalyede oturuyor, aynı soruları soruyor. Sen partiye karşı örgüt kurup bilmem neyi yıkmak için çalıştın gibi. Bizim terör evinde gördüklerimiz sadece belgelenmiş olanlardı. Bir de belgelenemeyenler var. Fotoğrafı çekilemeyen işkenceler ve zulümler. Duvardakilere baktıkça en çok belgelenmeyen sorguları ve işkenceleri merak ettik. Sovyet güdümlü komünist rejimin baskısı sadece şehirlerde değil, ülkenin her köşesinde hissediliyordu. Sürekli gözlem altında tutulan köylülere ağır vergiler kondu. Bu durum üretimi düşürdü. Bazı bölgelerde kıtlık baş gösterdi. Böylece Macarlar yoksulluk içinde yaşarken, Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dış ülkelere olan borcunun bir bölümünü bu ülkenin maddi kaynaklarını ve insan gücünü kullanarak ödedi. İşte 23 Ekim 1956'da başlayan direnişin fitili böyle bir dönemde ateşlendi. Sovyet güdümündeki yönetimin yerine daha demokratik bir sistemin kurulması için Budapeşte de yürüyüşe geçen öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Yoğun biçimde göz yaşartıcı bomba kullanan polis yüzlerce kişiyi tutukladı. Bu kez arkadaşlarının serbest bırakılması için gösteriye devam eden öğrencilere ateş açılınca birçok kişi hayatını kaybetti. Ertesi gün öğrencilerin sürdürdüğü sokak gösterilerine artık halk da katılmıştı. Budapeşte'nin Bem Meydanı'nda başlayıp kısa sürede tüm ülkeye yayılan direnişle Macarlar, dünyanın ikinci süper gücü Sovyetler Birliği'ne karşı bağımsızlıklarını istiyordu. 1956'da Macaristan tarihinde çok önemli bir yeri olan 1956'daki direnişin birinci amacı Macar halkının insan gibi yaşayacağı ve geleceğinin garanti altında olacağı şartlara kavuşmasını sağlamaktı. İkinci amacı ise yabancıların ülkemizi yönetmesini engellemekti. Gittikçe büyüyen olaylar Macar Komünist Partisi'nin daha önce görevden aldığı Başbakan İmre Naci'yi görevine iade etme kararını almaya zorladı. Ancak Budapeşte sokaklarında dolaşan Sovyet tankları kan dökmeye kararlıydı. Burası Budapeşte'nin ünlü Ferenc Körüt Caddesi. Bu caddenin Macaristan tarihinde çok özel bir yeri var. 1956'da Macar halkı Sovyetler Birliği'nin baskısına karşı ayaklanınca dönemin devlet başkanı Kruşçev'in emriyle Budapeşte sokaklarını Rus tankları işgal etti. Macar halkı da ilk direnişi bu caddede başlattı. Ve tanklardan açılan ateş sonucu binlerce insan ya öldü ya da yaralandı. Nihayet 25 Ekim sabahı parlamento meydanında toplanan halkın üzerine tanklardan açılan ateş her şeyi alt üst etti. Ülkenin bütününe yayılan ayaklanma Sovyetlerin desteğine rağmen Macar Komünist Partisi'ni çıkmaza soktu.
Yenilen başbakanlık koltuğuna oturan İmre Naci, radyoda yaptığı konuşmada Macaristan'ın demokratikleşmesi için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Başbakanın konuşması 3 gün sonra etkisini gösterdi. Ekibiyle birlikte parti yönetimini ele geçiren Naci, bütün siyasi tutukluları hemen serbest bıraktırdı. 1956'nın Macar tarihindeki önemi nedir? 1956 megítélésem szerint a 20. O dönem ahlak, gurur ve adımızı korumamız için komünist rejime karşı savaş verdiğimiz bir dönemdi. Macar halkının kendisini özgür hissetmesini sağlayan içten duygulara verilen bir mücadeleydi. O dönemle bugünkü dönem arasındaki fark şudur. Bu dönem amiyane tabirle laçka bir dönem. O dönem ise Macaristan için komünist sisteme karşı halkın elindeki bütün imkanları kullanarak savaştığı bir dönemdir. Tarihimizdeki yıl da böyledir. 1956 dönemi demokrasi ve diktatörlüğün farkını ortaya koyuyor. Diktatörlüğün ne kadar sahte bir yapıyla bizleri baskı altında yönettiğini gösteriyor. İmre Naci işe hızlı başlamıştı. Gücünü halktan alıyordu ve kaybedecek zamanı yoktu. Ancak 1 Kasım'da Naci'nin Macaristan'ın Varşova Paktı'ndan çekileceğini, artık tarafsız bir ülke olacağını açıklaması sonunu hazırladı. Bu sözlerin üzerinden henüz 3 gün geçmişti ki Macar halkı bu kez Kızıl Ordu'nun postal sesleriyle uyandı. Dönemin Sovyet lideri Kuruşçev'in emriyle Kızıl Ordu Macaristan'ı tamamen işgal etti. Bu tablonun hikayesini anlatır mısınız? Bu tablo bizim ailemizin çok önemli bir yadigarı diyebilirim. Anneannemin dedesi yaptı, iyi bir ressamdı. Bu da onun karısı, yani benim anneannemin annesi. Benim annemin gençliğini de andırıyor bana. Öte yandan benim için başka bir tarihi değeri de var. Ben 1956'da, yani ayaklanma döneminde 14 yaşındaydım ve o dönemi tabii çocuk olmama rağmen hatırlıyorum. Bu ev isabette aldı. Bir yandan ikinci kata büyük bir güle girdi ve buraya da bu mermilerin parçaları girdi. Yani bu tablo delikli oldu. Ondan sonra biz yaptırdık. Yani onun izini artık görmüyoruz. Bu işgal sırasında Sovyet askerlerinin halkın üzerine ateş açması sonucu 20 bin kişi hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Sığındığı Yugoslavya Büyükelçiliği'nde Sovyet ajanları tarafından yakalanan Başbakan İmre Naci, vatana ihanet suçundan 1958'de idam edildi. Dökülen bunca kandan sonra Sovyetler Birliği eski gücünü biraz olsun kaybetti ama 1991'e kadar Macaristan'da kaldı. Nagyon sok változott. Sovyetunió tudomásul vette, hogy bu direniş Sovyetler Birliği'ne rağmen Macaristan'ın biraz daha rahat yaşaması ve rahat hareket etmesini sağladı. Zaten buradaydılar. Ama Sovyetler Birliği'ne bağlı diğer ülkelerdeki kadar baskı yaşamadı. Çünkü Sovyetler Birliği Macar halkının tekrar ayaklanacağı korkusuyla bizi biraz daha rahat bıraktı. Evler yaptırmamıza, iş sahibi olmamıza ses çıkarmadı. Hatta bazı kişilerin iki iş yeri bile vardı. Çok acı dönemlerden sonra bugün Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da halk geçmişte yaşananları unutmamış. Macarlar iki dikta rejimine duydukları öfkeyi her fırsatta dile getirirken 150 yıl burada kalan Osmanlı İmparatorluğu için kimse işkenceden ya da ölüm kamplarından bahsetmiyor.
Bu da asırlar geçmesine rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun hükmettiği topraklarda uyguladığı politikanın zulmü değil, barışı getirdiğini gösteriyor. Bugün Nazilere ve komünistlere ait belgelerde kalan çirkin izlerden başka bir şeye rastlanmazken Osmanlı döneminden kalma tarihi eserler hala ayakta duruyor. Hele bir Türk şairi olan Gül Baba'nın Macaristan'da yaptıkları onu ölümsüz kılıyor. Tuna Nehri'nin ikiye böldüğü başkentin Buda bölgesinde bulunan semt onun adını taşıyor. Gül Baba. Macarlar Türklere nasıl bakıyor? Macarlar Türkleri çok seviyor. Ben açıkça söylenen sözler, Türklerin Macaristan'ın kardeş olduğu ifadesi devamlı çıkıyor. Özellikle Macarların bizim sevdiğimizi, kendilerini sevdiğimizi çok iyi bildiklerinden dolayı ayrı bir sempati uyandırılıyor. Tabii biliyorsunuz Macaristan sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesi altında kalmayıp Rusya, Avusturya, Almanya'nın himayesinde de kalmıştır. Bu esnada en iyi davranan, en iyi arkadaşlık, kardeşlik vasfını gösteren toplum olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu devamlı söyleyen Macaristan olarak Macaristan bizi her açıklamalarında sevdiklerini, Osmanlı'nın kesinlikle onlara yanlış yapmadığını, kötülük yapmadığını, bizleri çok sevdiğini her durumda, her alanda söylüyorlar. Bağımsızlık günü olarak ilan ettikleri direnişin 50. yılını kutlamaya hazırlanan Macarlar, belki de komünizme duydukları o dönemden kalma tepkilerinden dolayı bugünkü Sosyalist Parti iktidarına öfkeli davranıyorlar. Çünkü parlamento binası önündeki meydanda gösteri düzenleyenler, iki dönemdir ülkeyi yöneten Sosyalist Parti'yi eski Komünist Parti'nin devamı olmakla itham ediyor. Postkomünist 45 yıl boyunca bu topraklarda bulunup yalan söyleyen Sovyetler Birliği komünist rejiminin torunları, şimdi yine son 4 yılda yalan söylediklerini, aslında hiçbir şey yapmadıklarını itiraf etti. Bizi kandırdılar ve seçimden hemen sonra ortaya attıkları ekonomik paket geleceğimizi kararttı. Hükümet istifa edene kadar buradayız. Başbakanın yalan söyledik sözlerine tepki gösterenler, Sosyalist Parti'nin tıpkı Komünist Parti gibi verdiği sözleri yerine getirmeyip aksini gerçekleştirdiğini söylüyor. Mesela Nisan 2006'daki genel seçimler öncesinde meydanlara çıkan Başbakan Ferenc Gyurcsány'ın vergileri azaltıp eğitim ve sağlık hizmetlerini de ücretsiz yapacağına dair verdiği sözleri seçimi kazandıktan sonra unutup tamamen tersini yaptığını örnek veriyorlar. Başbakan verdiği hangi sözlerini yerine getirmedi? Seçimlerden önce başbakan halka vergilerin artmayacağına, hatta düşürüleceğine dair söz vermişti. Buna bir gösterge olarak da katma değer vergisi oranını %25'ten %20'ye düşürdüler. Ama seçimlerin hemen ardından vergileri arttırmaya yönelik geniş kapsamlı bir plan açıkladılar. Vergi oranını tekrar yükselttiler. Üniversite eğitimini ve hastaneleri ücretsiz yapacaklarını vaat etmişlerdi. Daha da pahalı hale getirdiler. Sonra da gece gündüz yalan söylediklerini açıkladılar. Bütün bu olanlardan sonra Macaristan halkı başbakanlarının bir yalancı olduğuna inanıyor. Olayların patlak verdiği nokta, her ne kadar başbakanın halka yalan söyledik sözleri olsa da asıl neden 1990'da komünist sistemden demokrasiye geçiş sürecinde yaşanan yapılanmanın etkisi.
Çünkü komünist sistemin yıkılmasıyla hayata geçirilen liberal demokratik düzende ekonomiden siyasi yaşama kadar birçok şey değişti. Bu değişim beraberinde halkın sağ ve sol gruplara ayrılmasını getirdi. Olayların temelinde 1990 yılında demokrasiye geçilmesinin ardından elit bir sınıfın öncülüğünde Macar halkının sağ ve sol olarak ayrılması yatıyor. İşte bu sağ ve sol grubun tartışma ve çekişmeleri demokrasiye geçildikten 16 yıl sonra olayları bu boyuta getirdi. 17 Eylül'de başlayan protestolar sürekli hale getirildi. Her gün başkent Budapeşte'deki parlamento binası önünde toplanan binlerce muhalif, başbakanın istifasını istiyor. Toplumun önde gelen bazı isimleri göstericilere destek vermek amacıyla kürsüye çıkıp hükümet aleyhinde konuşma yapıyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştığında kalabalığın sayısı daha da artıyor. Konuşmacıların yanı sıra bazı sanatçılar da şarkılarıyla göstericilere destek veriyor. Başbakan aleyhinde yazılar içeren çeşitli pankartlar taşıyan göstericiler zaman zaman sloganlar atıyor. Bazı göstericiler meydandan hiç ayrılmıyor. Orada kurdukları çadırlarda yatıp kalkıyor. Halktan toplanan yardım paralarıyla kurulan seyyar mutfaklarda hazırlanan yemekleri yiyor. Macar ember nevében. Macar kadınları adına konuşuyorum. Bu durumda bu hükümeti istifaya davet edip çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Amacımız bu. Sabrımız tükeniyor. Macaristan'daki diğer bir sorun ise zengin ile yoksul arasındaki uçurumun hızla büyümesi. Hükümetlerin amacı bu uçurumu ortadan kaldırmak olmalı. Ama bu hükümetin böyle bir kapasitesi yok. Macaristan'ın 2004'te Avrupa Birliği'ne üye olması özellikle ekonomideki sorunlarını çözemedi. Bu yüzden halkın önemli bir kısmı, daha doğrusu muhalefet çevresi mevcut durumdan memnun değil. Muhalefet bu görüşü her fırsatta dile getiriyor ama Macaristan'ın coğrafi konumu gereği Avrupa Birliği'ne girmekten başka çaresinin bulunmadığını da kabul ediyor. Macaristan Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra hiçbir kazanımı olmadı mı? Hiçbir iyileşme görülmedi mi? Macaristan'ın birliğe girmek istemesinin bir nedeni de artık Sovyetler Birliği etkisinden kurtulduğumuzu göstermek ve demokratik araçları ülkeye sağlayacağı avantajlardan yararlanmak. Ayrıca 40 yıldır ekonomimizi yok eden bir yönetimden ayrılıp ülkeyi kendi başımıza idare edemezdik. Ekonomik kaynaklar halkımıza yetmiyordu. Ancak Avrupa Birliği'nden gelecek destekle ayakta kalabilirdik. Halk olarak istemesek de buna destek vermek zorundaydık. Çünkü bu Macaristan'ın ayakta kalması için zorunluluktu. Biz Macaristan'da sistemi değiştirdik dedik. Tabii sanırım halk o zaman birdenbire bir cennete gireceğimizi sandı. Tabii öyle olmadı. Bu arada geçen 16 yıl içinde bir sürü zorlukla karşı karşıya kaldık. Avrupa Birliği'ne girmemizde 2 yıllık bir olay ancak ve benim görüşüme göre o da pes pembe bir olay değildir. Gösteri yapanlar başbakanın yerel seçimlerde aldığı yenilgiden sonra artık iş başında kalmasının mümkün olmadığını ve hiç vakit geçirmeden istifa etmesi gerektiğini ısrarla savunuyor.
Siyaset, ekonomi ve kültür alanında baskın küresel sisteme dahil olmak istemiyoruz. Bunun yanında hükümetin sürekli kemer sıkma politikası emeklileri, çalışanları, kısacası hepimizi yok ediyor. Bu gidişatı engellemek için hükümet istifa etmeli. Muhalefet partileri de başbakan istifa edene kadar gösterilere devam edileceğinden emin görünüyor. Her şeye rağmen başbakan istifa etmese bile yerel seçimlerde alınan yenilginin partisi için önemli bir ders olacağını söylüyor. Başbakanın yaptığı konuşmada halka yalan söyledik cümlelerinin de bulunduğu konuşmanın tamamını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuşmayı ben iki türlü değerlendiriyorum. Birincisi, maalesef Macar halkının hiç beklemediği sert, küfürlü, abes bir konuşma. İkincisi, Macaristan için şu demokrasiyle geçirdiğimiz 16 yılda hiç dile getirilmeyen samimi bir itiraf var. Daha önce her şey gizli tutuluyordu. Ama Başbakan Ferenc Gyurcsány bu konuşmasıyla insanları biraz daha uyandırıp gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladı. Başbakanın sözleri yerel seçimleri nasıl etkiler? Jövőben nem látunk természetesen, de azt lehet, hükümetin özellikle Budapest'te de kazanması kendisi için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Köylerde zaten kaybedecektir. Bunu biliyoruz. Ama Budapest'te de kazanması itibarını artıracak. İktidar partisinin özellikle Budapest'te de kazanması başarılı olduğunu gösterecektir. Gösterilerin ilk gününde şiddete başvuranlar oldu. Bu grubu yönetenler kimdi? Next day when this violent act olayların ertesi günü 5 siyasi parti şiddet karşıtı ortak bildiri yayınladık. Biz Fidesz olarak son derece açık bir şekilde şiddeti kınıyoruz. Şiddet bu mücadeleye zarar verir. Başbakan istifa etmese ne olacak? Hem ekonomik, hem ahlaki, hem de yönetimsel olarak büyük bir kriz. Başbakan istifa etmezse, krizi daha da derinleştirecek ve ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyecektir. Ancak iktidar cephesi aynı fikirde değil. Onlar, başbakanın sarf ettiği bazı ağır sözler dışında aslında samimi bir öz eleştiri yaparak milletvekillerinin daha çok çalışmasını istediğini vurguluyor. Gösterileri, aşırı sağcılarla muhalefetin iktidar olma hırsıyla olayları farklı yöne çekme isteği olarak değerlendiriyor. Bu olaylardan sonra hükümetinizin ekonomik politikasında bir değişim olur mu? Eğitim ve sağlık alanında bazı değişiklikler yapılacak. Bugüne kadar ücretsiz verilen bazı ilaçların bundan sonra ücrete tabi olması söz konusu. Benimsediğimiz programın şartlarından biri bu. Sağlık alanında bugüne kadar değiştirmediğimiz bazı uygulamaları değiştirmek zorundayız. Bugüne kadar ücretsiz sağlanan hizmetler karşılığında para ödenmesini isteyeceğiz. Başbakan istifa edecek mi? Başbakan ya da hükümet istifa etmeyecek. Çünkü hem başbakan hem de hükümet serbest demokratik seçimlerle iş başına geldi. Sadece muhalefetin istemesi, başbakanın istifa etmesi için yeterli değil. Başbakan sarf ettiği sözlerinden dolayı hiç pişmanlık duyuyor mu? Mesela keşke bu sözleri söylemeseydim gibi bir pişmanlığı var mı? Başbakan söylediği sözlerden dolayı özür diledi. Ancak konuşmasının içeriği değil, konuşma tarzı ve kullandığı argo kelimeler konusunda özür diledi. Söylediklerinin arkasında duruyor. Bugüne kadar konuşulmayan bir şekilde konuşarak Macaristan'daki sorunlar konusunda bizi uyardı. Sonuç olarak Macaristan'ı ekonomik açıdan çok zor günler bekliyor. Sokaktaki tepkiler her ne kadar farklı olsa da birçok kişi ülkenin içinde bulunduğu durumun bir zorunluluk olduğunu, hükümet tarafından seçim sonrasında kabul edilen ve Avrupa Birliği tarafından da onaylanan ekonomik paketin yönetime
kim gelirse gelsin aynen uygulanmak zorunda olacağı fikrinde birleşiyor. Bu da kemerler sıkıldıkça halkın daha çok bağıracağı anlamına geliyor. Ekip olarak Macar halkının geçmişte yaşadığı acı olayları unutmadığını gördük. Özellikle 1956'da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen mücadele sanki dün olmuş gibi anlatılıyor. Aniden patlak veren olaylar her ne kadar başbakanın halka yalan söyledik sözleri üzerine başlamış olsa da temelinde ekonomik sorunlar yatıyor. 2004'te Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da bütçe açığı büyüyor. İşsizlik artıyor. İşte halkın memnuniyetsizliği bu noktada başlıyor. Ancak Macarlar Avrupa Birliği'nden başka seçeneklerinin olmadığını da kabul ediyor. Muhalefet partileri başbakanın istifa etmesi konusundaki ısrarlarını sürdürüyor. İktidar çevreleri ise başbakanın aslında samimi bir öz eleştiri yaptığını, istifa etmeyeceğini söylüyor. Programa devam edileceğinin altını çiziyor. İki hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.